Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Yeniden Clash Show videosuyla karşınızdayım ve yeni bir deste var karşımda. Aslında yeni bir desteden ziyade yeni bir arka plan var. Yeni bir yastık var mesela. Yeni bir ortam var ve şu an kurduğum tripodu görmeniz lazım. Aslında bu bir tripod değil. Sandalyeli, çantalı, işte selfie çubuklu falan. Telefonlu bir kamera kurdum kendime. Çünkü neden? Şu an başka bir ortamdayım. Evimde değilim. Bugün bayram ziyareti, biliyorsunuz ki artık bayram bitse de bayram ziyareti bitmez arkadaşlar. Yani hafta sonuna kadar, aynı devletin uzattığı tatil günü kadar bize bayram oluyor biliyorsunuz ki. O yüzden kuzenlerimize geldik bugün. Fakat ben yine siz bugün videosuz kalmayın diye, yani bugün zaten pazar günü, tekrardan söyleyeyim. Ben her gün çünkü taze taze video atıyorum. Günübirlik çekiyorum ve aynı gün atıyorum. Neyse, bu kadar detaya girmeden farklı bir ortama geldim. Ve sizi yine videosuz bırakmamak adına videomu tekrardan geri çekiyorum ve bu yeni deste oynayacağız. Bu yeni desteden ziyade aslında bu bildiğimiz Valkyrie olan Bait destenin İşte elektro ruhlu iskeletli ve Tesla hali. Burada daha öncesinde felaket kulesi vardı Tesla yerine. İskeletler yerine Goblin çetesi, alev ruhu yerine ise buz ruhu vardı. Fakat bu birazcık da, hatta bayağı bir hızlı hali o desenin. Şöyle sesi birazcık açayım. Bayağı bir hızlı hali. O yüzden bir tık daha iyi gibi. Hatta geçen videoda da söylemiştim. Klandan bir arkadaşımla konuştuk. Dedi ki bana, abi bunu globalde kullanırlar. Bunu kullansan çok daha iyi olur falan dedi. Ben de dedim ki neden olmasın dedim ve kullanıyoruz arkadaşlar. Karşıma yoksa hızlı bilinci mi geldi? Çok daha iyi. Çünkü hızlı bilinciye karşı görmek istiyorum. Yok, bu hızlı bilinci değil. Bu hangi deste acaba, hangi deste bakalım. Bir rakibimiz atsın bütün kartlarını. Al dur. Şeye bakalım derken yine G'yi olacaktık. Tamam, prenses yine yapacağını yaptı abi. Helal olsun prensesi. Yani bu mezarlık destesi sanırsam. Ya mezarlık ya da balon destesi, ikisinden biri. Bu golem mi? Ha yok, şey. Mesela şu an elim bir felaket kulesini aradı arkadaşlar. Elim bir felaket kulesini aradı ama olsun. İskeletlerimiz de güzel iş yapıyor. Bakın iskeletler bayağı güzel iş yaptı. Bir şey atmıyorum. Çeksin. Sağa sola çeksin. Sakin oynayacağız ve kazanacağız. Çünkü bu desteyle benim bu 5. oynayışım falan herhalde. Bilmiyorum. Evet, bize birazcık kızdı. Kızmana gerek yok. Zaten yani sıkıntı yok. Herhangi bir şey yapmadık ikimize birbirimize. Okey. Şöyle bir atak yapalım abi. İlk atağımızı yapalım. At bakayım oraya yine. Onu da oraya attı. Mükemmelsin. Tam zamanında abi. Tam zamanında. Onlar vurur bu arada. Hiç gerek yok. Şimdi elinde atıcısı var. Oraya ne atacaksın? Geliyor mu şeyler? Aynen geldi. Şöyle bir şey yapalım abi. Çünkü o illaki oraya bir şey atacak. Aynen öyle. Orayı bir boş bırakmaz yani o. Bir de şöyle iskeletler. Oraya bayağı hasar verecek ama... atak yapalım mı? Yok, yapmayacağım abi. Bekleyeceğim. Sakin oynayalım. Sakin oynayalım ve kazanalım. Çok fazla vurdu bu arada. Çünkü Tesla direkt olarak eritemiyor arkadaşlar. Bir de oraya şey attı. Ne derler ona? Alev topu attı. Onu iyi düşünmemiz lazım. Yani Tesla'yı şuraya falan koymamız lazım. Ya da şöyle uzağa falan ki alev topunu fail atsın. Şuraya şöyle bir fake. At bakayım. Ama Valkyr'ün canı kalmadı ki abi. Güzel attık da Valkyr'ün canı kalmadı. O yüzden pek bir işimize yaramadı. Şöyle şuraya doğru. Sonra böyle bir şey yapalım. Valkyrie koydum abi. Valkyrie koydum çünkü yapacak başka bir şey yok. Şuraya bir tane daha prenses. Prenses fulle. Şöyle bir daha çok ufak bir fake attım bu sefer. Yer mi yer belli olmaz. Bakın ufak fake'i de yedi. Ve vurduk. Hiç yoktan vurduk. Güzel. Güzel abi. Ben böyle spamlarım. Bütün prensesleri spamlarım arkadaşlar. Bu sefer öne attım bir tane. Güzel. At geriye. Harikasın. Ve ilk maçı good game well played bir şekilde kazandık abi. Gayet iyi. Tamam, artık ne atarsa atsın. GG arkadaşlar. GGVP. Tamam, ilk maçımızı güzel bir şekilde kazandık. İkinci maça devam edeceğiz. Şeyi merak ediyorum. Karşıma hızlı binici gelsin. 2.6'lık binici. Adam bu sefer sevindi. Ya da çıldırdı abi, anladın mı? Az önce sinirlenmişti, şimdi de çıldırdı. Elektro büyücünün emojisini attı. Hemen ikinci maça giriyorum hiç vakit kaybetmeden. Bakalım, yani hızlı binici gelirse neden merak ediyorum. Çünkü felaket kuleli olan haliyle çok daha rahat savunulmuyor. Yani binici daha hızlı dönüyor. Felaket kulesi iksir bedel olarak daha fazla olduğu için daha yavaş dönüyor. Aynı zamanda iksir zararına giriyorsunuz. Ama bu Tesla'da öyle bir durum söz konusu bile değil arkadaşlar. Hadi atmıyorum. Goblin çetesini atacaktım ama Goblin fıçısını atmadım. Evet. Yani tamam, roketimi atmadım abi. Roket atacaktım normalde cellata ama atmıyorum. Bakalım bir şey atsın. Binici atacak muhtemelen ama... Ölmesin abi şey.
Valkyrie niye o kadar uzağa koydum ki? Yakın, uzaktan vuramıyor Valkyrie. Cem niye böyle şeyler yapıyorsun? Ve prensesin de öldü. Bir prenses daha. Abi ilk felaket kulesini almadık yani. Rakip Paso şey gönderiyor. Valkyrie harcamam. Oraya iskelet lazım. Hatta iskelete gerek dahi yokmuş yani. Alıyormuş zaten. Fazladan bir iksir harcadık. Yani mesela şu yönden dolayı. Mesela oraya bir şey koysak arkadaşlar. Goblin çetesi koysak 3 iksirimiz gidecek. Ve yine bir şekilde alacak yani rakip onu. Fazla hasar veremeyecek ama 1 iksirlik iskelet o kocaman Pekka'yı durdurabiliyor yani. O yüzden çok iyi. O vursun mu bir tane? Vursun ya bir tane. İki tane vurur ama o. 1 ve 2. Ha 2 vuramadı, güzel, tamam. Tamam abi, gayet iyi. Yine şöyle bir atak. Elinde attım abi. Roketimi yolladım. Roketi yolladık. Bayağı bir iksir harcadım. 9 iksir harcadım şu an ama. Savunabileceğimi düşünüyorum. Çünkü destem hızlı. Destem hızlı olduğu için savunurum bence. Onu da fail attık. Ama olsun. Tamam. Prensesin tam tersi yön atması daha iyi benim için. Abi Tesla çok mu uzağa koyduk sanki? Ben abi niye böyle oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Elim şeyden alıştı. Felaket kulesini uzağa koyuyorum ki uzaktan daha rahat eritiyor. Yani onun yanına yaklaşamadan. Bu adamın şimdi kasırga yok mu? Kasırga bence kesinlikle var ama böyle alacağız herhalde. Bir tane daha Tesla. Şuraya şöyle bir tane Valkür. Gel buraya büyücü. O da olur abi. Aslında büyücü vurabilirdi bu arada. Hiç bir sıkıntısı yok. Kasırga var diye hep öne atıyorum ama kasırgası yoksa da boş boşuna iksiz şeyine giriyoruz yani abi. Allah onu görmeyecek abi şey. Heh, gördü. Şeyi gördü en azından. Koydum gitti vallahi. Vurun. Adama sadece çarpma mı var? İkinci büyüsü yok mu? Ya da var da ben mi görmedim? Neyse, ikinci maçı da çok güzel bir şey kazandık. Yani bakın destede elinizden roketi çıkarsanız bile o kadar hızlı dönüyor ki yani. Tesla'yı koyuyorsunuz, hemen iskeletleri, elektro ruhu koyuyorsunuz. Valkyrie bile hemen çevirebiliyorsunuz eğer Valkyrie kullansanız bile. O yönden bir tık daha iyi yani felaket kuleli olan halinden. Bilmiyorum. Çünkü onda abi bir atıyorsunuz şeyi. 6 iksiri. Ondan sonra her şey 3 iksir, geri kalan her şey. 1 iksirlik hiçbir şey yok buz ruhu haricinde. Bunda her şey neredeyse 1 iksir yani. O yüzden bayağı fark ediyor. Tabii şeye karşı görmek lazım. Çok böyle ağır barzo destelere karşı. Balonluydu, bilmem neydiydi. Mega şövalyeydi falan. Onları görmemiz lazım. Çok daha belli olur bu deste iş yapıyor mu yapmıyor mu diye. Evet dedik ve karşımıza golem geldi. Şimdi arkadaşlar golem önemli biliyorsunuz ki savunmak açısından. Bu hızlı deste için. Aynı Benici'de nasılsa 2.6'lık Benici'de kameraya bakarken gene GG olduk. O vuracak ama vursun, önemi yok. Hiçbir önemi yok. Rakip işler atıyor da bakamıyorum abi şu an ona. Çünkü bana şu an şey lazım. Prenses lazım. Bir Valkyrie daha lazım ama prenses. Bir prenses daha lazım olabilir bize. Şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Güzel güzel güzel. Güzel abi. Güzel. Durun. Durun. Hadi. Tamam çok iyi. Mesela buz ruhu bunu yapamazdı. Buz ruhu için illa birazcık daha geriden atıp hepsini atlaması lazım ama. Abi rakaba biz de bir şeyler atalım dur. Sürekli bir şeyler atıyor bize ama ben bakmadım bile. Şey atmış. Bir koç birincili kızı atmış. Dur. Bu var mı sende? Bunu ancak eskiler bilir. Ama adam geldi bu ara oraya 1900'e kadar, yan tarafı da 1800'e kadar indirdi. Çok rahat bir şekilde. Abi Tesla'yı kenara koyamadım bir türlü. Ama halledeceğim. Şimdi amacım arkadaşlar bir tane prenses ve bir tane şey. Valkyrie. Çünkü o tek Valkyrie oraya yetmiyor maalesef. Valkyrie gelene kadar bizim 3 taş gitti abi. Ya bir şey diyeyim mi abi?
Ben bu adamı yeneceğim. İnşallah. İnşallah yeneceğiz. Abi şu bir tane şeye bak, yarısaya bakın ya. Takip ediyor abi. Yemin ederim takip ediyor şeye kadar. Evine kadar takip etti. Adam şey yapıyor ya, artık dalgayı aldı abi. Dur bakalım, dur bir bakalım. Her şey için şu an erken bence. İkisi birden gelir mi oraya? Biraz zor ama neden gelmesin? Ah be, neyse olsun. Abi desteği iki hızlı döndürdük ya. Desteğe nazar değdirdik ya. Cık, olmadı abi, bunu yapamadık. Başaramadık arkadaşlar bunu. Hadi al oraya al. Al mat senin olsun. Onu da şöyle bir şey yapalım. Neyse bu maçı kaybettik arkadaşlar ama ya bilmiyorum, ben Tessa'yı çok bence yakına koydum. Ondan belki böyle oldu. Yani birazcık o golemi dolandırmak lazım ki diğer kartları çevirebilirim yani. Diğerlerin yönünü şaşırtabilirim. O yüzden bir tık hata ettik ama olsun, önemli değil. Hemen diğer maçımla devam ediyoruz. Karşımıza Hindistanlı bir rakibim geldi arkadaşlar. Onda da bence Barzo bir deste olsun ki şunu bir daha deneyelim. Yani Barzo dediğim yüksek kartlı, yani yüksek iksirli. Ağır deste olsun abi. Ki iş yapabilecek mi görelim. Adam umarım maçı şey, internet falan gitmedi. Heh, güzel, tamam. Köprü spam var yoksa? Klasik deste olursa da olur. Tadından yenmez. Bakarız. Az önceki destenin aynısı mı geldi? Kraliyet devli olan. Yok. Pekkalı olan. Kraliyet devi miydi o deste? Kraliyet deviymiş. Arkada kim var abi? Ha yok, kimse yok. Tessa'nın canı niye o kadar çabuk gitti? Anlamadım valla. Acaba diyorum, bu az önceki adam mı geldi karşımıza? Şöyle yaslansam çok mu geri oluyor? Çok geri oluyor, evet. İşte arkadaşlar bu yüzden her seferinde köşe atıyorum. Sonunda tuttu yani. Her maçta atıyorum bunu. Kasırga birinde olur diye. Ama dur orada. Heh. O hiç vuramaz diye düşünüyorum. Çünkü çok uzattım. Aynen öyle. Güzel. Gayet güzel savunduk abi. Tamam, çek onu. Oo, bir dakika dur. Ah be, çok kötü oldu, çok kötü oldu, baya kötü oldu ama. Destemi hızlı abi, en azından Pekka'ya göre hızlı bir deste, Pekka için. Pekka şuraya gel. Sonra şuraya gel. Valkyrie alacak ama abi, yapacak bir şey yok abi. En azından savunduk mu savunduk. Ama Valkyrie ikinciye vuramadı, tamam. Ben burada fevrimi yaparım. Kasırgayı kullanırsa da kullansın, hiçbir önemi yok abi. Keşke kasırgayı kullansaydım. Ah be, ölsülerdi bari. Neyse, tamam, güzel. Bu arada ağır destedik. Karşımıza ağır deste geldi. Bence gayet iyi. Gerçekten gayet iyi. Dur. Şuraya atla, şuraya atla. Hayır hayır. Oraya niye atladın ya? Dur. Buraya gel gel. Valkyrie gel. Gelmedin. Hiç beni üzdün abi. Beni üzdün. Neyse ki prensesimiz ona odaklanmış. Bir şekilde iş yapıyor. Gayet iyi. Gayet iyi. Ne atıyorsun oraya? Kraliyet devi yok mu? Ah, iskeletleri çok yanlış attım. Dur. Yo, doğru atmışım. Ve good game yapayım mi yoksa? Barzo'yu da yendik. ...370. GG VP arkadaşlar. Tamam, bu maçımızda kazandık. Daha da ağır deste gelsin istiyorum ben. Balon falan gelsin istiyorum. Onları merak ediyorum arkadaşlar. Bu o kadar da Barzo bir deseydi. Sadece Pekka ile Mega Şövalyesi vardı. Çok da Barzo sayılmaz yani. Ha, bir de Kraliyet Devi vardı gerçi, üçlü. Evet, Andre'de acaba hangi? Oo, bir dakika, yeni kart. Tamam, yeni karta karşı ne yapabiliriz? Valkyrie'miz var zaten yeni karta karşı. Gayet basit. Yani bu rakipte kasırga olma ihtimali yüzde kaç? Ya varsa da attım abi, yapacak bir şey yok. Oo, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şimdi prenses biraz iş yapsın manasında. Şöyle gelin. Kasırgayı kullandım şeyi, tomruğumu. Şimdi bunda da o neye atış etti abi, büyülü okçu?
panik yaptım, şeyi koydum oraya direkt. Neyse olsun. Şu an bırakacağım, hiçbir şey yapmayacağım. Oraya bakalım nereye savunacak. Çünkü hem Valkyrie savunması lazım hem de prenses savunması lazım. İkisini birden dur. Hadi prenses. Mükemmel. Ona da vur. Ah be. Mızrakçı vurdu en sonunda. Mızraklı goblin vurdu. Olsun olsun, önemi yok abi. Şimdi karşımızda yarasalı. Bir tane daha vur. Harikasın. Yarasalı. Büyülü okçulu. Haydutlu. Yani aslında bu köprü spama benzeyen yeni deste arkadaşlar. Yeni kartlı deste. Atla bakayım. Çok güzel abi. Şurada Valkyrie çok güzel iş yapıyor. Mesela burada şövalye olsa bu kadar daha iyi iş yapmaz. Ben bugün nedense çok hızlı konuşmaya başladım arkadaşlar. Bilmiyorum niye ama. Hiç fikrim yok. Evet. Kasırgan var mıydı? Bu adama kasırga yok, kasırga yok herhalde. Adama sadece çarpma var. Şöyle gel. Gelmezsin oraya. Çok uzağa koyduk. Bir tanesi gelmeyecek yani. Çok da fazla vuramadı ama. Önemi yok. Yani şu fail hataları yapmasam bu kadar maç kaybetmeyiz. Durun orada. Şöyle bir atak. Oraya koy bakayım. Aynen öyle. Adam baktı. Ne yapacağını şaşırdı abi. Şimdi prenses o büyücüyü alabilir. Eğer ki iyi iş yapabilirse. Dur orada. Vur prensesim. Ah be, ah be. Alırdı bu arada arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Şimdi büyücü, büyülü okçu, sen şuna bir at. Sonra prenses onu seni bir alsın. Yoksa çok vurursun. Tamam. Oh, evet evet evet. İstediğim şey buydu ama teste çok yakına koydum maalesef. Fakat destemiz yılan gibi döndüğü için abi, hızlı bir şekilde. Yılan dönmez ama bu bizim lisede kullandığımız bir tabirdi. O yüzden söyledim. Hop, şöyle bir atak. Hemen şuraya bir tane Valkyrie. Vurun vurun vurun. 370'e kadar indirdiği zaman alıyoruz zaten arkadaşlar. Çok güzel abi. Müthiş. Bir prenses daha. Abi prenses yine öldü ya. Yine mızraklı goblin öldürdü abi prensesi. Ve good game. Well played. Tamam, bu maçı da kazandık. Gayet iyi arkadaşlar. Bir maç daha girelim. Sonra videomuzu sonlandıralım. Andrew'i de yendik. Hemen hızlıca gireceğim. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Bu 6 ya da 7. maç oldu. Bayağı maç yaptık ya. Evet, karşımıza uzak dolu bir rakip geldi. Bakalım, bu arada 4 galibiyet almışız. Bir tane mağlubiyet almıştık. Demek ki 5 maç yapmışız. Bu 6. maçımız. Bol şans diyor bize. Ona şöyle bir thumbs up yapalım abi. Evet, bu yoksa asıl köprü spamı bu adam mı almış? Bakalım. O da önemli benim için. Çünkü ona karşı ne yapacak? Yani klasik destelere karşı nasıl? Bilmiyorum. Onları görmüş oluruz. Yok, bu klasik deste değil. Şimdi şöyle bir testayı koyalım. Vurmaz değil mi prensesime? Güzel. Yani prensesi savunacağım derken çok yakına koydum ya Valkyrie'yi. Yine fail, yine fail, yine fail. Vur prenses, vur kızım. Hadi dur, 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 dur. Hayır. Çok iyi, çok iyi, dur. Abi prensesi nedense çok savunmaya başladım. Gerek yok. Ah be, niye böyle bir şey yaptım ki? Altısı prenses. Bir tane daha geldi yani. Biri gidiyor, biri geliyor. Aynen. Adam da bunu fırsat bildi tabii ki de. Neyse ki Valkyrie var arkadaşlar. Yine şövalye olsa şunu yapamazdı. Şurada savunamazdı yani bunu. Bekleyeceğiz. Fevri oynamayacağız. Prensesi fazla savunmayacağız. Ve bu maçı kazanacağız. Evet, bildiğin köprü spam desesi var adamda. Pekkası var yani ekstra. Başka bir şey yok. Yani abi dur. O gitmeyecek bir tane tombura. Ha gitti, iyi. Gitti gitti. Bunu kazanırız bence ya. Bu bize birazcık bir tık daha anti normalde bu desteğe karşı, ama daha doğrusu felaket kuleli haline. Ama kazanırız abi. Hiç sorun yok. Yani kazanmaya çalışırım en azından. Şimdi elektro ruh onu durduruyor olması lazım. Yani buz ruhu normalde durduruyor. Çok güzel. Harikasın. Oraya elektro ruh, neden beni sattın? Dur, vurma. Vurdu ya. Son dakika vurdu abi. Tamam, vursun vursun. Al abi, sana hızlı fevri atak. Çünkü orada yaşayan bir prensesin var, beni savunacaktır. Vur vur Valkyrie, vur. Al onu, alamadı. Sen vur. Tamam, o alsın ya, alsın. Önemi yok abi, alsın onu. Çünkü deste hızlı çevirip oraya şöyle bir atak yapacağım. İşte destenin güzel yanında bu. Aynı o birinci destesi gibi hızlı hızlı dönüyor deste. Dur.
Vurma vurma. Harikasın. Gel buraya. Müthiş abi. Yemin ederim müthiş. Şimdi sağdaki gelebilir. Vursun. Hatta oraya vurmasını isteyeceğim onun. Vursun abi. Hiç önemi yok. Valkyrie'yi şöyle birazcık alırız. Şuraya şöyle bir prenses daha. Şuraya şöyle bir güzel bir tomruk. Buraya gel. Hiç kasma. Hop. Valkyrie gelmesi lazım elime. Hayır gel gel gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Abi o stunlanacak. O stunlanacak. Dur. Oraya her şeyimi attım ama vurmaması lazım. Bir tane bile vurulması bizim için sıkıntı. Yapma bunu işte ya. Of. Abi inanamıyorum. Şu maça bakar mısın? Adamın zehir var zaten. Yani zehri kullanmıyor ama kullanacak elbet bir gün. Sol tabi bilerek savunmuyorum bu arada. Allah fail attık onu. Ayo iyi gördü. Gördü. Ya şu büyülü okçu benim lanetim oldu ya. Gerçekten. Abi şu köprüde kaldığı sürece beni uyuz ediyor. Büyülü okçu. Yemin ederim başka hiçbir şey değil. Gerçekten bol şans. Bol şans yani. Ya başlarda ben fail attım maalesef ama o büyülü okçunun vurması da deli etti arkadaşlar beni. 100 kere vurdu. 100 hasar, 1000 hasar vurdu oraya. Neyse. Son maçı maalesef kaybettik arkadaşlar. Zamanımız bayağı bir uzamış. O yüzden videoyu artık burada sonlandırıyorum. Yani bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kupa kasma sayısı tekrardan devam edecek. Şu an en son kazdığımız kupa 6102. Yani dünden beri maç yapmadım zaten. En son dün 6102'ye çıkmıştık. Yeni rekorumuzdu. Amacımız biliyorsunuz 7000 kupaya çıkmaya çalışmak. Ondan sonra farklı destekler denemeye çalışmak. Neyse. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve bay bay.